Evet. Bugün neleri işledik? Hocam bugün 5. günümüz. 5. günümüz. Burada kısa devre gördüğümüz metotla kısa devre nasıl bulunur? En kısa düzgün yoldan nasıl ulaşabiliriz? Onu gördük. Evet. Sonra yine metodumuzla sızdırmazlık testlerini yaptık. Evet. Nasıl en derin gidip gitmediğini görebiliriz. Gitme yakın olduğunu görebiliriz. Evet. Yine aynı şekilde kullandığımız metotla kondansörümüz sağlam mı, değil mi? Onu bir şekilde, düzgün bir şekilde, emin olarak öğrenmiş olduk. Evet. Yani kısa devre bulmayı gördük. Evet. Kısa devreye nasıl en rahat bulacağımız yani metodu gördük. Sonra ölçüm olarak kısa devrenin devre elemanında mı olduğunu, yani entegre ufak SMD bir devre elemanında mı olduğunu, yani bir kapasitör olur vesaire veya dediğin gibi entegrede mi olup olmadığını nasıl tespit edeceğimizi, nasıl karar vereceğimizi öğrendik. Bir kapasitörün bozulma eğilimi var mı, yok mu, onu gördük. Bir devre üzerinde bir sızıntı, yani emisyon, yani bir akım çekme nasıl tespit ederiz en rahat, en basit kestirme şekilden, gizli kısa devre var mı, yok mu, bunu gördük. 5. günümüzde artık ölçümünde bunları gördük. Artık diğer devre elemanlarının ölçümünün nasıl olacağını görmüştük. Allah nasip kısmet ederse pazartesi gününden itibaren de tekniğe başlayacağız. Teknikteki metotlarımız nelerdir? Hangi entegrelerde nasıl bir teknik uygularız? Yol çekme, işte yol tamiri, silikonlu entegrelere müdahale, entegrelerin yapısı, işte sıcaklık değerleri, hangi entegre ve bordun hangi durumuna göre nasıl hareket ederiz? Bunları göreceğiz. Nasıl gidiyoruz? Şimdi artık kafanızdaki çoğu soru işareti kalktı mı? Rahatladınız mı artık iyice? Yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya oturdu. Başladı. Ölçümde daha güzel oldu. Ölçüm ve şemayla birlikte gidince, parçaların ölçümü, efendim, şemadan takibiyle birlikte gidince, yani merdiven basamaklarına emin adımla basarak basa basa gittiğini yavaş yavaş hissediyor insan. Tekniğe geçince, diğer işlemlere geçince ısı değerlerine, entegre sökme takma, orada da tabii şema üzerinden aynı şekilde takip ederek devam ettiğimizde çok daha iyi olacak. Şu ana kadar iyi. 5. gün bu dediğim temiz saydıklarımızı yaptık. Var mı bir sıkıntımız? Yok. Gayet otura otura gidiyor. Takıldığımız yeri tekrarlıyoruz. Tekrar soruyoruz. Tekrar üzerinden geçiyoruz. Böyle devam edeceğiz inşallah. Normal sen ne diyorsun? Tamirde. Renkli gözlü söyle bakalım. Normal tamirde zaten yani normal dükkanda önümüze gelen arızaları en rahat nasıl yanaşabiliriz? 3-5 tane kısa devre bulma metoduyla arızaya en yakın hangi bölgede yanaşabileceğimizi gördük. Çok güzel. Normal hayatta da hiçbir zaman geliyor böyle hiç görmediğimiz şeyler. Hem kafamızda taşlar oturdu. Daha evvel eğitime de gittin sen. Aynen. Burada konuşulanlardan hiç herhangi bir şey öğrendin mi? Yani var mı hiç burada konuştuğumuz şeylerden? Üzerinde hiçbir şey öğrenmedim. Devre elektronik zaten burada sıfırdan yukarıya doğru gördük. Ki haftaya da zaten teknikle oturduğu anda ister istemez çok büyük taşlarda yerine oturmuş olacak. Tabii bunları yine tekrar edeceğiz. Yaparken yine bunların üzerinden geçeceğiz. Yine kritik yapacağız. Duymadığımız ölçüm modlarını mesela gördük. Onlar da ister istemez bize her konuda yardımcı olacak. Hem Android olsun hem Apple olsun veya tüm elektronik gruplarda sadece telefon üzerinde de değil. Az şema okumayı öğrendik. Aynen, şema terimlerini okumayı öğrendik. Şemalarda nasıl olduğunu öğrendik. Cihazın çalışma prensiplerini öğrendik. Ha burada dolu dolu çok şükür 5 günümüz geçti. Ve Allah'a şükür bir memnuniyetsizliğimiz yok. Güzel gidiyoruz değil mi? Dolu dolu gidiyoruz. Anlaya anlaya gidiyoruz açıkçası yani. Değil mi? Burada sadece böyle yapacaksınız. Bu budur yok. O işinde neyini anlatıyoruz? Mantığını da anlatıyoruz. Yani neden öyle yapıyoruz? Mantığı ne? Birkaç yolda da o arızaya yanaşabileceğiniz yöntemleri görüyoruz. Bunu da şimdi ezber olsaydı ben size derdim ki böyle yapacaksın kardeş. Sen bana niye böyle yapalım diye sorsan ben sana cevap veremezsem olmaz. Ne yapıyoruz? İşin mantığını da anlatıyoruz ki yarın bir gün belki sen o mantıkla bambaşka bir şey yaparsın. Olur olur. Yani en azından 3-5 tane metot veriliyor. Bu metotlarla da arızaya senin kendin nasıl yanaşabileceğini görüyorsun. Kendine ait bir yol oluşturuyorsun. Mantık oluşturuyorsun ister istemez. Eyvallah. Diğer türlü ezber yaptığın işi sadece tek bir noktada beynine kazanır evet. Gelen işi böyle müdahale etmeye çalışıyorum. Hangi arızada en çabuk hangi parçaya direkt bakacağımızı öğrendik değil mi? Hiç uzatmadan, yeri geldiği zaman hiç ölçüm yapmadan arızayı nasıl buluruz? Tabii. Bunu öğrendik. Ne dedik? Kolaydan zora doğru. Her zaman
Ölçüm bile bizim için elzem ama biz ne diyoruz? Ölçümü bile en sona atıyoruz bazen. Değil mi? En sona atıyoruz. En kolaydan en zora doğru. Teşekkür ederiz. 5. günümüzde böyle inşallah akşam bitireceğiz. Pazartesi de nasip olursa tekniğe gireceğiz. Biraz daha zevkli, daha değişik. Malzemelerimizi tanıyacağız. Kullandığımız malzemeleri kritik yapacağız. Bu şekilde geçecek. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık.